Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Instagram'dan takip edenler biliyor ki salon takımımızı satmaya çalışıyorduk ve hepsini sattık. Şöyle göstereyim, salonumuz tamamen boşaldı. Niçin salon takımımı sattım? Oturma odamız vardı, oturma odamızı çocuk odasına çevirdik. Salonumuzu da oturma odasına çevirmeye karar verdik. Şuraya bir yere ekleyeceğim salonun eski halini. Şimdi ne yapmaya karar verdik? Salon takımımız, oturma odası takımımız bir hafta sonra inşallah gelecek. Şuraya bir köşe takımı, karşısına televizyonluk, şuraya ufak bir masa, bir de konsol aldık. Ama gördüğünüz gibi parkeler eski model, çok koyu renk. Oturma odası gri ve ahşap olarak geliyor. O yüzden parkelerimiz burada. Açık gri aldım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu parkenin üzerine beraber döşeyeceğiz. Öncelikle şu kenarlıkları, süpürgelikleri oradan sökeceğiz. Sonra şu gördüğünüz şilteyi sereceğim her yere. Ondan sonra parkeleri birleştirmeye başlayacağız. Hazırsak başlayalım. Tekrardan selamlar. Yasin süpürgeliklerin hepsini çıkardı. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya tekrardan süpüreceğim ve parkelerimizi döşemeye başlayacağız. Zaman kaybetmeyelim. Şimdi parke döşeyeceğimiz yere şu aldığımız beyaz çiftliği seriyoruz. Ben şu şekilde yaptım. Orayı bitireceğim. Yapa yapa böyle sererek geleceğim. Şimdi parkelerimiz de şu şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam boyu 1.20. Başlayalım. Hava karardı. Ben ama sadece şimdi şu kadar yaptım. Bu da çekicimiz. Parkeye uygun çekicimiz olmadığı için Yasin'in çoraplarını birleştirdim biraz daha yumuşak olsun diye. Ben derssiz parke seçtim. Gördüğünüz gibi birleşme çizgileri yok olmak zorunda. Daha yolumuz uzun. Parkeleri çakmaya devam ediyorum. Şu ana kadar bir pakete bitirdim. Burada tam bir paket var. Yani 10 adet. Şu şekilde ne göstermiştim. Çekicime çoraplar bağladım. Yumuşak bir şey elde ettim. Şu da kuşumun kafesinde bir parçaydı. Bunu bu şekilde koyuyorum. Ve şu şekilde ve bunu bir elimle tutuyorum. Bu şekilde vurarak parkenin yerine oturmasını sağlıyorum. Hata yapmışım. O yüzden parkeleri tekrar söktüm. Ben şu köşeden başlayıp bu şekilde gitmiştim. Ama şu sol köşeyi, en dip duvar köşesini sonra yaparım diye düşünmüştüm. Ama o şekilde olmuyormuş. Böyle yukarıdan aşağı ve sola doğru kayarak yapacağız işlemi. Şekilde. Şimdi baştan başlıyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. Parkeleri bıraktık yapmayı. Şimdi topuz ile süpürgelik almaya Koçtaş'a gidiyoruz. Yoluma gül atıyorlar. Şimdi topuzsuz olmuyor. Böyle parkenin kenarları zarar görüyordu. O yüzden topuzla yapmaya karar verdik. Şimdi gidip hemen geleceğiz. Şimdi Koçtaş'a geldik. Ne oluyordu? Kapı çıtımızı aldık şöyle. Gri folyo. Süpürgelikler aldık ama çok hasarlıydı. Gözükmüyor falan dediler. Ama o şekilde kabul etmedik. Şimdi ürünü değiştiriyorlar. Onu bekliyoruz. Koçtaş bunu yapma. Evet, şimdi en düzgünlerinden mükemmel bir şekilde geri getirdiler. Sağ olsunlar. Şimdi evimize gidiyoruz. Sonunda evimize geldik. Süpürgeliklerimizi aldık. Şöyle koyduk. Bu da parke tokuzu, takozu. Şimdi artık yapıp bitirelim. Parkeleri yaparken dikkat etmemiz gereken nokta desen birleşimi. Bakın hatalı deseni seçmişim. Bunu taktım ama parkeyi şöyle kaldırarak direkt çıkartabilirim. Şimdi uygun deseni bulacağız.
Yani en uyumlu bulabildiğim parça bu oldu. Şimdi bunu yerine oturtturacağız. Şimdilik bu kadar tamamlayabildim. Şu aralara tahta yerleştirdim ki parke kaymasın diye. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilerleme kaydettik. Şöyle göstereyim. Şimdi şurası kaldı. Burayı da bitirdikten sonra şuranın ölçülerini alarak parkeleri keseceğiz. Bayağı bir saat ilerledi. Yavaş yavaş yapıyorum. Bakalım bitirebilecek miyiz? Videoyu bırak. Evet, şimdi bayağı bir ilerleme kaydettik. Duvar dikleri kaldı. Aslında burası özel bir levye ile yapılıyor. Ama bizim o levyemiz yok. Yasin şimdi çekiçle yapıyor. Şurayı oturtturdu çok güzel. Şimdi burası kaldı. Hadi Yasin. Kapat. Videoya çıkmayı sevmiyor. Baksana zarar görüyorum. Görsün, oralar aşağıda kalacak. Evet, şimdi saat akşam olduğu için bıraktık. Bir günde bence gayet iyi ilerleme kaydettik. Şimdi şu köşe, şurası ve kapının ağzı kaldı. Yarın inşallah tamamlayabiliriz. Ve sonunda parkelerimiz bitti. Şu parkeler tam dörtgene düşerdi. İlk ikisinde tamamen yanlış bir dizayna gitmiştim. Böyle soldan sağa başlayarak gitmiştim. Sonra soldan sağa, soldan aşağıya ve sağa doğru ilerledim birer ikişerli. O da olmadı. Üçüncüsünde önce şu duvar tarafını bitirdim. Ondan sonra işte böyle ikinci sıra, üçüncü sıra diye devam ettim. Fakat sol tarafta çok büyük açıklık bıraktığım için süpürgeliklerin arası açık kalıyordu. O yüzden neredeyse tamamına yakını söküp dördüncü kez, son kez yaptım. Ve bu şekilde oldu. Oraları. Tabii ufak tefek hatalarımız var. Şurayı patlatmıştım. Ondan sonra şurada bir hatam var. Burayı da çok fazla çarptığım için patladı. Bir de burada hata var. Burası koltuğun altında kalacağı için yani bu yerler çok önemli değil. Bu kadar. Şimdi eşyalarımız gelsin. Evet. Biraz geç vakitte geldiler. Saat 6'yı geçiyor. Ama olsun, geç olsun hiç olmasın. Şimdi yavaş yavaş eşyalar taşınacak ve kurulacak. Kutular yavaş yavaş çıkıyor. Hala karar veremedim. Konsolu buraya mı alayım? Yoksa buraya mı alayım? Mobilyacılar böyle tren gibi olur dedi. Konsolu buraya koymamın daha iyi bir fikir olacağını söylediler ama bakacağız eşyalar yerleştirilirken. Evet, eşyalarımız geldi, yerleştirildi. Maalesef sandalyelerimiz eksik. 4 tane sandalye sonradan gelecek. Yasin de burada televizyonu takmaya çalışıyor. Ben de eşyaları yerleştirmekle uğraşıyorum. Tamamlanınca tam çekim yapacağım. Ve salonumuz bitti şükür. Gördüğünüz gibi parkelerimiz yapıldı. Şu süpürgelikleri eşimin arkadaşı geldi yaptı. Çünkü onları pürüzsüz kesemedik kenarlarını. O yüzden eşim de hemen arkadaşını çağırdı yaptı. Bu şekilde eşyalarımızı yerleştirdik. Tabii eksiklerimiz var. Tül değişecek. Şuraya sehpa alınacak. Televizyonu nedense biraz yamuk taktık. Aşağıya doğru eğimli oldu. Orayı düzelteceğiz. Duvarları boyayıp bu duvara duvar çatısı yapacağız. Onu artık Ramazan'dan sonra
Bu şekilde Ramazan'la, ay Ramazan'la diyorum, masayla konsolu da bu şekilde yerleştirdik. Biz beğendik, hoşumuza gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir.